Herkese merhaba. Bir buğday pilavı yapacağım. Ama bu traktör arabasından kendim aldıydım. Ayıklanması gerekiyor. Şöyle bir atayım. Şimdi bu birinci aşama. Bunu baştan ayıklayacağım. Bilir misiniz bilmiyorum. Eskiden pirinç alınırdı. Mercimek alınırdı. Fasulye mutlaka ayıklanırdı. Bu kavuzları var. Bu şöyle bir şey. Bundan pilav oluyor. Balkona gelen kuşlar beslenebiliyor. Yazın balığa giderken bunu bir iki gün önceden suya yatırıyoruz. Ya da haşlıyoruz. Ondan sonra işte birkaç gün önceden ama. Sonra bırakıyoruz ekşisin. Sonra da gittiğimiz bölgeyi yemliyoruz. Ama ben şimdi pilav yapacağım. Biraz beni uğraştıracak. Ama çok lezzetli olacak. Şimdi daha önce pilav yapmıştım şeyden, buğdaydan. Ama o şeydi, aşurelik buğday. Tamamen işte bir şerde ver, biçtikten sonra traktöre aktardılar. Traktörün de şeyinden aldım bunu ben. Sonra da bu ayıklamak zor geldiği için kenarda duruyordum uzun süredir. Şimdi ben bunu ayıklayayım. Sonra devam edeceğim. Şimdi buğdayı ayıklamayı bitirdim fakat bunu çok iyi yıkamak gerekiyor. O yüzden süzgecin içine alıyorum. Bir bardak aldım. Bolca suyla çeşmenin altında yıkayacağım şimdi. Şeyden makine alıp getirdiğim için hiç şey görmedim. Buğdayın tozu var üstünde. Bütün kiri var. Tarladan çıktığı gibi bu yani. İçinden kavuzlarını ayıkladım. Bayağı uğraştırdı beni yani. Evet. Şimdi suyu süzüldü. Buğdayın şöyle bir esprisi var. Ara sıra bahsediyorum. Daha önce de buğday pilavında gene bahsetmiştim. Bunu suda dinlendirirsek daha kısa sürede pişiyor. Ve 1'e 2 ölçüyle pişiyor. Eğer dinlendirmezsek 1'e 4 ölçüyle pişiyor ve daha uzun süre pişmesi gerekiyor. Onun için şimdi bunu suya ısıttım. Böyle bırakacağım oda sıcaklığında. Aşağı yukarı bir gün duracak. Ve şöyle bir şey var. Şöyle bir yapacağım. Suyun üstüne çıkanları da alacağım buradan. Bir kaşık mı? Aynı baklagillerdeki gibi düşünün. Netice olarak suya bastığınız zaman suyun üstüne çıkıyorlar. İyi olmayanlar. Yani bunları bazı sebeplerden dolayı mesela tam oluşmamış oluyor.
ne bileyim ben, böcekler yemiş oluyor, şeyler oluyor yani. Neyin ne olduğunu bilemediğimiz için şu üstte birikenleri ben buradan alıyorum. Aşirelik buğdaylarda bunu bulamazsınız. Zaten buraya kadar olan işlemler onlarda yapılmış oluyor. Ama bunun da hani şimdi o tam buğday meselesi var ya, yani bu da o tam buğday yani. Kepeği, ruşeğimi, her şeyi üstünde. Pilav aşamasına gelelim. Şey diyecektim. Şimdi birkaç saatte bir mesela geleceğim. Yatmadan önce de geleceğim. Suyunu değiştireceğim. Şeyi istemiyorum. Herhangi bir sebeple fermentasyonun başlamasını, ekşimeyi istemiyorum. Ekşir yoksa. O yüzden suyunu değiştireceğim. Evet, birkaç tane daha var, onları alırım ben artık. Şimdi ayıkladık, şişirdik. Burada duruyor. Hemen burada süzüyorum buğdaylarımı. Ve şeye atacağım. Hemen bir şöyle hafif kavurmak istiyorum. O pişerken ben kenarda gördüğünüz işte soğan, havuç, sebzeli yapacağım. Sebze olarak da evde bunlar var şu anda. Şimdi bir ölçü buğdaya, daha önce anlattım ya, iki ölçü, tavayı bozmadan hemen şunu çıkartayım bunun içinden. İki ölçü su koyacağım. Hemen hemen iki katı kadar kabarmış bunlar. Ölçü de buydu. Henüz yayınlamadım ama bir otlu peynir yaptım. Oradan kalan peynir altı suyum var. Daha öncekileri ben içtim. Onunla şu arka ocağı, küçük ocağı alacağım. Orada tıngır derken diğer sebzeleri hazırlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi şıkır şıkır oldu. Bir, ve iki. Yani bu da cabası olsun. Yarım bardak bile yoktu yani. Çok azdı. Şimdi şurayı alıyorum. Tencerenin kapağını da kapattım. Hemen
Tamam. Ateşin üstüne aldım. Biraz zeytinyağı dökeyim. Önce havuçları alacağım. Şu torbada da biber var. Bunları yazın doğrayıp dondurmuştuk. Onu kullanacağım. Biraz kızsın. Yağın. Bunları hazırlayayım. İstediğim kıvama gelsin. Ocağı tekrar değiştirebilirim. Şöyle önce havuçları koyuyorum. Havuçların rengini yağa salsın. Bunu rendeleyebilirsiniz de. Ben doğradım. Böyle de güzel oluyor. Havuç hemen yağ böyle rengini salsın. Soğanları da koyacağım. İkisini beraber karamelize edeceğim. En son biberler. Biber çabuk pişiyor. Zaten derin dondurucudan çıkmış durumda. Yani zaten yumuşamış durumdalar. Daha önce aşurelik buğdaydan buğday pilavı tarif vermiştim. Bunu bahsettiğim gibi traktör arabasının kendisinden aldım. Yeni hasattı ben aldığımda. Bakınız yağın rengi değişmeye başladı. Havuçlar rengini salıyor. Biraz daha yumuşak. Bunun için arzuya göre sarımsak ilave edilebilir. Ben bu sefer ilave etmeyeceğim. Böyle sallıyorum. Tavanın dibine eşit yayılsın diye. Biraz daha ateşte duracak. Dediğim gibi karamelize olmalarını istiyorum.
soğanlar renklerini verdi. Aslında biraz kapağını kapatayım, acık bir terlesin. İyice bir yumuşasınlar. Tam yenecek kıvama geldiler. Hani içine yumurta kırılacak kıvamda şu anda. Tabii şimdi açık kalsın. Suyunu çektirelim. Şöyle uçları uçları biraz böyle karamelize olsun. Ben de biberleri de içine dahil edeyim. Biberler donuk. Özellikle onları koyduğum zaman bir sus alacaklar. Biberleri de içine atayım. Yazın ucuz zamanında bunları alıp donduruyoruz. Böyle bu kışın iyi oluyor. Böyle yazdan yaptığımız birçok hazırlığın kanalımızda tarifi var. Şimdi bunu kapatacağım ki sıcaklığında iyice bir kendini salsın. Şunun olduğuna kanaat getirdiğim anda bunu geriye alacağım ve şeyi buraya alacağım. Pilavı buraya alacağım ki yanda fokur fokur kaynıyor şu anda. Kapağını açık bırakıyorum. Biraz kendini çeksin. Sebzelerin ışığı tamamdır. Şimdi şöyle alıyorum. Evet, bu da ortasından kaynıyor şu anda. Suyunu çekip böyle göz göz olana kadar devam edecek. Şu üstünde biriken köpüğü almalıyım. Biliyorsunuz bunu birçok pişen şeyin üstünde birikir. Bunu alırız. Ve
belki sona doğru bir kere daha almak icap edecek. Çok da fazla almak istemiyorum çünkü yağ da var. Yağ şu anda üstünde. O köpüğü de bırakmak istemiyorum. Evet, göz göze olmak üzere. Bir 5 dakikası falan öyle bir şeyler var. Ondan sonra sebzeleri içine alacağım. Dinlendirme kısmını hep beraber olacak. Evet, göz göze olmuş. Şimdi sebzeleri de içine aktarıyorum. Bu arada altını kısayım. Kısık ateşte dinlendireceğim çünkü. Biraz. Sonra... Şimdi altını kıstım. Kapağını da kapatıyorum tekrardan. Bir 10 dakika kadar ağır ateşte dinlenecek. Şimdi altını tamamen kapatıyorum. Böylece bırakıyorum. Normalde pilavları dinlendiririz ya. Bu kendi kendine biraz kendini çeksin, dinlensin. Pilavımız tamamdır. Şöyle bir biraz yağını kaçırmışık sanıyorum. Dibinde bir. Gerçi eskilerin tarifine göre olmuş. Onlar derlerdi ki pilavın dibinde böyle bir parmak yağ olacak. Bize göre değil ama tadına bakayım. Mükemmel olmuş. Havucun böyle verdiği bir tatlımsı bir tat var. O da beraber gelince harika olmuş yani. Denemenizi tavsiye ediyorum. Diyeceksiniz ki bu buğdayı nereden bulabiliriz? Zahirecilerden bulabilirsiniz. Hani bu kuşlara buğday satan yerler var ya, oralardan bulabilirsiniz. Ayıklaması biraz uzun sürüyor. Ama değdi. Ve üstelik son derece doğal, şifalı bir şey. Yani bu CS buğdayı değil. Lalet dahi bizim burada tarlalarda yetişen ekmeklik unun üretildiği buğday. Herkese afiyet olsun diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.